Merhabalar, İstanbul Open Course adına Teknik İngilizce video serisine devam ediyorum. Bu derste de Endüstri Mühendisliğinden bir makale beraber okuyacağız. İsterseniz ilk başta her zaman yaptığım gibi aldığım yeri söyleyeyim. Yüksek lisans tezi Gaziantep Üniversitesi Multi-Manned Assembly Line Balancing Problem. Tez sahibi de Hüseyin Karataş'mış. Şimdi öncelikle bir kere okuyalım makaleyi. Assembly Line... Şöyle biraz büyütsek, evet daha iyi. Assembly line balancing methods. The traditional assembly line balancing problem takes into account the production process in which the tasks are assigned to different workstations to create products. The distribution of tasks between workstations depends on existing precedence constraints between tasks as well as the time unit required to complete each task. The product is allowed to remain in each workstation for up to the time called the maximum cycle time. The production line modeled in the traditional assembly line balancing problem is organized as a straight line. The balance is created by starting from the first tag in the precedence diagram and grouping the tasks in the workstations throughout the diagram. One of the important issues in the assembly line is the completion time of each operation. The first analytical approach to assembly line balancing problems was made by Brighton in 1954, and many methods were developed thereafter. These methods can be examined in two groups. In the first group, methods that find the optimal solution of the problem, analytical methods. The second group consists of heuristic methods that give the best solutions. Heuristic methods, sezgisel metot demek. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bunu böyle cümle cümle ayıralım. Yani kendiniz okuduğunuzda, tamam mı? Hani alışana kadar en azından ilk başta cümleleri ayırın. Eğer bir makale değilse, copy paste yapabileceğiniz bir şey değilse, bir kitapsa veyahut da bir çıktıysa siz ayraç koyarsınız cümlenin arasında. Bu şekilde ben cümleleri ayırırım. Daha kolay anlayabileyim diye parçaladım. Şimdi de bizim esas artık çevreye başladığımız yerde tırnak içinde söyleyeceğim öğelerini ayırıyoruz. Şimdi beraber okumaya başlayalım. Assembly line balancing methods. Montaj hattı dengeleme metotları. Yani tam böyle endüstri mühendisliği konusu. Birazcık da büyütelim. Daha iyi oluyor galiba büyütünce. Evet. The traditional assembly line balancing problem, geleneksel montaj hattı dengeleme problemi, takes into account, hesaba katar. Neyi hesaba katar? The production process, üretim prosesini hesaba katar. In which the tasks are assigned to different workstations. Neredeki yani üretim prosesine hesaba katar? Görevlerin, işlerin are assigned to different workstation. Farklı iş istasyonlarına atandığı görevler. Görevlerin olduğu üretim prosesi. Niçin? Bir ürün yaratmak için. Tamam. Şimdi bir kere daha baştan okuyalım. Traditional assembly line balancing problem takes into account the production process in which the tasks are assigned to different workstation to create product. Yani geleneksel montaj hat dengeleme problemi ürün yaratmak için, bir ürün ortaya çıkarmak için görevlerin farklı istasyonlara atandığı üretim prosesini hesaba katar. Tamam. Şimdi siz ilk başta okuduğunuz zaman bir cümleyi böyle hani tam bir Türkçe'ye çevirmeyi, Türkçe sırasına göre, Türkçedeki sıraya göre dizmeyi çok denemeyin. Yani gerek yok. Önemli olan burayı anlamak. Tamam. Cümleyi anlamak. Zaten zamanla oturacak. Devam edelim. The distribution of tasks. Şimdi task de hani ben çok hakim değilim ama hani bir montaj hattı düşün. Diyelim ki bir otomotiv üretilen montaj hattı
ilgili istasyonda da atıyorum direksiyon simidi montajı yapılıyor. Şimdi oradaki yani task dediği oradaki yani o mikro prosesler işte iki tane vidanın takılması sonra işte araya bir başka bir komponent konulması ondan sonra getirip işte bilmem ne efendim torkla bilmem bir şeyin kontrolünün yapılması gibi gibi onların her biri task görev. The distribution of tasks off dedik off gördüğünüz zaman da biliyorsun artık hani sondan başlayarak hani görevlerin dağılımı neredeki görevler? Between workstation. İş istasyonları arasındaki. Yani birinci iş istasyonunda işte dedik ya direksiyon montaj ediliyor. İkinci istasyonda işte ayna montaj ediliyor vesaire. İş istasyonları arasındaki görevlerin dağılımı depends on. Bakın bunu da görmüştük. Bağlıdır. Depends on. Neye? Existing precedence constraints between tasks. Şimdi şurada da bir tabir var. Precedence constraints demek öncelik diyagramı. Yani şimdi endüstri mühendisliğinin zaten öncelik diyagramı ne olduğunu biliyorsunuz diye kabul ediyorum. Yani işte time'a göre hangi istasyonda hangi o taskların görevlerin işte hani yapılacağını seçiyorsunuz yani bunun için bir öncelik diyagramı çıkarmanız lazım. O öncelik diyagramında atıyorum işte teker teker görevleri yazacaksınız. Atıyorum işte 5 numaralı bir proses var orada 5 numaralı. O 5 numaralı task'ın görevin olması için işte o öncelik diyagramından ha ilk başta 4 10 3 4'te 3'ün olması lazımmış. İşte 6'nın olması lazımmış. Atıyorum. Bunu görerek ancak yani bunu öncelik diyagramını ortaya çıkartırsanız ancak şey yapabiliyorsunuz. Montaj dengeleme yapabiliyorsunuz. Çok teknik şeye girmeyeceğim. Merak etmeyin. Hani belki ne bileyim çok başlangıçta olan biri izler diye bu minik detayı veriyorum. Tekrar konuya dönelim. The distribution of tasks between workstation iş istasyonlarının arasındaki görevlerin dağılımı bu görevler arasındaki var olan öncelik diyagramlarına bağlıdır. Ezberez neydi? Ezberez de aynı zamanda the time unit required to complete each task. Yani hem görevlerin hani diyor ya işte distribution of tasks between workstations. İş istasyonları arasındaki görevlerin dağılımı bir şeye bağlıdır. Sonra diyor ki neye bağlıymış? Precedence constraints. Şurada bir yazım hatası olabilir. Precedence constraints. Öncelik diyagramına bağlıdır. Görevler arasındaki ezberez aynı zamanda bu veya bununla birlikte her bir görevi tamamlamak için gereken süreye bağlıdır. Tamam. Devam edelim. The product is allowed yani her ürüne izin verilmiştir to remain each workstation for up the time called the maximum cycle time. Şöyle diyelim. Yani her ürüne ilgili istasyonda, yani her istasyonda kalması için to remain kalması için izin verilmiştir. Ne kadara kadar? Yani for up ne kadara kadar? Maximum cycle time denilen süreye kadar her bir istasyonda kalması için izin verilmiştir. Yani tak time. Her bir ürün yani her bir istasyon da ürününüz ancak tak time kadar yani işte çevrim süresi kadar, hedef çevrim süresi kadar kalabilir. Devam edelim. The production line modeled in the traditional assembly line balancing problem is organized as a straight line.
üretim hattı yani geleneksel montaj hattı dengeleme probleminde modellenen üretim hattı veya bile buradan başlıyor. Üretim hattı modellenen, nerede modellenen? Geleneksel montaj hattı dengeleme probleminde is organized, organize veya düzenlenmiştir as a straight line. Düz bir hat olarak organize edilmiştir veya düzenlenmiştir. Yani üretim hattı geleneksel montaj hattı dengeleme probleminde modellenen üretim hattı düz bir çizgi olarak straight line, düz bir hat olarak organize veya düzenlenmiştir. The balance is created, denge yaratılmıştır, ortaya çıkmıştır by starting from the first task in the precedence diagram. Yani denge oluşturulmuştur. Nereden başlayarak? Öncelik diyagramında, in the precedence diagram, öncelik diyagramında ilk görevden başlayarak ve hani şimdi balans oluşturulmuştur. Şimdi balans, peki burada da bitirebilirdi cümle. Balans oluşturulmuştur. Balans diyorum, özür dilerim. Denge, dengeleme yapılır. Dengeleme yaratılır. By getiriyor. Nasıl yapacağını söylüyor. Ne ile yapıyor? Öncelik diyagramında ilk görevden başlayarak ve grouping the tasks, görevleri gruplayarak, sınıflandırarak nerede? İş istasyonlarında. Throughout the diagram. Diyagram boyunca. Yani dengeleme öncelik diyagramında ilk görevden başlayarak ve görevlerin diyagram boyunca istasyonlar içinde sınıflandırılarak yapılır veya yaratılır. One of the important issues, en önemli sorunlardan biri, nerede ki one of the, of görüyoruz, buradan başlamam lazım. One of the important issues, önemli görevlerden, önemli sorunlardan biri, nerede? In the assembly lines, montaj hatlarındaki önemli sorunlardan biri neymiş? Is the completion time of each operation. Tamamlama süresidir. Neyin? Her bir operasyon. Önemli sorunlardan biri, montaj hattındaki önemli sorunlardan biri, her bir operasyonun tamamlanma süresidir. İlk, the first analytical approach, ilk analitik yaklaşım neye? To assembly line balancing problems, montaj hattı dengeleme problemlerine ilk analitik yaklaşım was made by Brighton. Brighton tarafından yapılmıştır. Ne zaman? 1954 yılında. Ve many methods, birçok metot, yöntem sonra geliştirilmiştir. Bundan sonra geliştirilmiştir. Thereafter. Developed. These methods can be examined into two groups. Bu yöntemler incelenir, incelenebilir iki grupta. Bu yöntemler iki grupta incelenebilir. Birinci grupta yöntemler, methods that find the optimal solution of the problem,
yöntemler, det diyorsak bir yani ilave bir ek bir ilave açıklama yapacağız. Neyle alakalı? Metotlarla alakalı. Metotlar ki bu metotlar problemin optimal yani en optimal ve optimum özür dilerim çözümünü bulur. Bunları analitik metotlar diyormuşuz. Tekrar buraya okuyalım. In the first group, ilk grupta metotlar problemin optimum çözümünü bulur. Parantez içinde analitik metotlar demiş. İkinci grup ise yani bunu heuristic methods diyeceğim. Tam şimdi şey yapamıyorum Türkçesini. Heuristic methods da dan oluşurmuş. The second group, ikinci grup, heuristic methods'dan oluşmuş. Consist of, bu da çok kullanılır, oluşmuştur. Ki bu metotlar, yani det diyor, det dediğine göre bu metotlarla alakalı bir açıklama yapacağız. Bir açacağız yani şey cümleyi. That give the best solutions. En iyi çözümü verir. Yani bu optimum çözümü verir. Bu da en iyi çözüm verir. Heuristic methods da sezgisel metotlar demek. Endüstri mühendisliğine ilişkin makalemiz bu kadar. Şimdi son olarak da yani tekrar yaparsak çok uzar. Yani sonuçta videoyu biraz geri alıp tekrar eğer gerek varsa tam anlayamadıysanız şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi son olarak da evet. Dedim ya her işte dersin sonunda böyle bir veya iki maksimum üç tane böyle keyword vermek istiyorum. Şimdi şey okuyalım. Şu takes into account çok kullanılır. The traditional assembly line balancing problem takes into account the production process. Şurayı silelim. Uzatmayalım. Geleneksel montaj hattı dengeleme problemi üretim prosesini dikkate alır veya hesaba katar. Takes into account the production process. Şimdi buna başka bir örnek verelim. Yani takes into account'tan sonra getireceğiniz şey yani hesabı bir şeyi hesaplarken neyi dikkate aldığını söylersin burada. Tamam. Şimdi şu ikinci benim verdiğim örnekte anlayacağız. I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams. Şöyle kısaltalım. Umarım öğretmenim sınavlardan önce before the exam hasta olduğum gerçeğini hesaba katar. İşte bana puan verirken. Tamam. Take into account çok görürsünüz. Şimdi ikincisine bakalım. İkinci örneğe bakalım. The distribution of tasks between workstations depends on existing precedence constraints between tasks as well as the time unit required to complete each task. Yani neydi bu? Görevlerin dağılımı öncelik diyagramına bağlıdır. Biraz kısaltıyorum, hızlandırıyorum. Görevlerin dağılımı var olan öncelik diyagramlarına bağlıdır. Aynı zamanda bununla birlikte her bir görevi tamamlamak için gereken süreye. Yani bir şeye bağlıdır. Buna bir ilave yapacaksınız ya ezveles aynı zamanda işte bir de zamana da bağlıdır. Ezveles'in böyle bir şey var. In addition hatta also. In addition ilaveten also hem demek. Bir örnek de yapalım bununla alakalı. We have a responsibility to our community. Yani toplumumuza karşı toplumumuza bir sorumluluğumuz var. As well as to our families. İlaveten ailelerimize, aynı zamanda ailelerimize ve hem de ailelerimize. Tamam. As well as'in de kullanımı.
Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Endüstri mühendisine ilişkin hazırladığım teknik İngilizce videosu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.